2013 yılında üniversite sınavına girdim. Ailem tıp yazmamı istiyordu. Garanti meslek, hem ileride bize bakarsın diyorlardı. Ben ise ben ileride oyun yapmak istiyorum, o yüzden bilgisayar mühendisi olmak istiyorum diyordum. Lisedeki felsefe hocam ise, ya bizim ülkede yazılım sektörü yok, oyun yapan yok. Beyaz eşya üretiyoruz biz, bence elektrik, elektronik yaz diyordum. Dinlemedim ve Bilkent Bilgisayar Mühendisliği yazdım. 4 sene lisansın sonunda sıra hangi bilgisayar mühendisliği alanında uzmanlaşacağıma geldi. O zaman kendime diyordum, İşte sosyal bilimlere ve yabancı dile ilgi duyuyorum. O zaman ben yapay zeka ile doğal dil işleme alanında uzmanlaşayım dedim. Yani sizin şu anda ChatGPT olarak bildiğiniz alan. Bilkent'teki felsefe hocam dedi ki Bilkent'teyken felsefe hocam vardı çünkü felsefeyle yan dal yapıyordum. O da dedi ki, ya bu alanda yapılacak her şey yapılmadı mı? Bitmedi mi o alan dedi. Dinlemedim ve 2017'de İsviçre'de doktoraya başladım. O sene Trump balına ABD başkanı olmuştu ve FBI acaba bu Ruslar sosyal medyada bizi trolleyip Trump'ı mı seçtir diye soruşturma başlatmıştı. Ve bunlar olunca yapay zeka ve doğal dil işleme alanında da yeni trend alanlar ortaya çıkmaya başladı. Ve ben de bu trendlerin peşinden gittim. 2022 senesinde de sosyal medya trollerinin yapay zeka ile tespiti üzerine EPFL'den doktoramı aldım. EPFL bilgisayar mühendisi dünyada 10. sırada. Bir sene ABD'de araştırma yaptıktan sonra da Edinburgh Üniversitesi'nde yardımcı doçent ya da şimdiki adıyla doktor öğretim üyesi olarak işe başladım. Edinburgh bilgisayar mühendisliği de dünyada 20. sırada. Ve şu an kendimi övdüğünün farkındayım, kusura bakmayın. Ama internette çok fazla no name insan sanki bir uzmanmış gibi yorum yaptığı için arada böyle farkınızı ortaya koymanız gerekiyor. Ve şimdi bana Birleşik Krallık'ta en çok yöneltilen soru, deepfake'leri nasıl tespit ederiz? Türkiye'de ise en çok yöneltilen soru, oğlum senin bölüm 4 yıllık mı? İkinci en çok yöneltilen soru ise yapay zeka yazılımcıların yerini alacak mı? Bu videoda bu soru üzerine durup fikirlerimi paylaşacağım ve bu sene bilgisayar mühendisliği tercih etmeyi düşünen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım. İyi seyirler. Öncelikle bir kamu spotu. Az önce duyduğunuz hikayede olduğu gibi felsefecilerin öngörüleri tutmuyor. Yani ikide ikide yapılmaz gibi kardeşim. Zaten Sokrates de akıllı olsaydı yazılım öğrenirdi. Ama daha önemlisi öngörüler genel olarak tutmuyor. O yüzden gelecek tahmini yapan kişilerin sözlerine temkinli yaklaşın. Hele bu kişiler medyatikse. İnternette birçok kişi para için doğru olanı değil, daha çok dinlenecek olanı söylüyor. İşte yapay zeka işimizi elimizden alacak, hepimiz aç kalacağız demek iyi reyting yapıyor. Zaten tam tersini söyleselerdi, yani örneğin yapay zeka işlerimizi elimizden almayacak, her şey güllük gülistanlık olmaya devam edecek deselerdi, ya medya bunları yazmazdı ya da yazardı ama sosyal medya algoritmaları bunları öne çıkarmayacağı için siz duyamazdınız. Dolayısıyla bu sözlerden haberiniz olmazdı bu video hariç. Ben bilgisayar mühendisi olmadan önce böyle kodlama, yazılım opsiyonelmiş, lüksmüş gibi düşünüyordum. İşte mesela inşaat mühendisleri inşaat yapar, finansçılar masa başında banka işleriyle ilgilenir, İşte yazılımcılar da bize oyun yapar, kod yazar diye düşünüyordum. Ama mesleğe başlayınca gördüm ki öyle bir şey yok. Herkes ya kod yazıyor ya da kodla çalışan bir şey üzerine uğraşıyor. Kod kalifiye işçilerin elektriği gibi bir şey. Ve yapay zeka da yazılım üretmek için önce kod üretiyor. Yani kod yazma kısmını tamamen atlayayım, direkt bilgisayara yapacağını söyleyeyim diye bir şey yok. Yazılımcılar ne yazıyorsa yapay zeka da aynısını yazıyor. Burada soru şu, yapay zeka kodu otomatik üretiyorsa biz niye elle üretmeye devam edelim? Birincisi ve klasik argüman, yapay zekayı da kollayacak biri lazım. ChatGPT gibi üst düzey mühendislik ürünleri araştırma geliştirme, yani bilim yapmayı, daha önce var olmayan bir teknolojiyi icat etmeyi gerektiriyor. ChatGPT'yi meydana getiren yazılım mimarisi anca 2017'de ortaya çıktı. 2017'deki yapay zeka araçları ortaya bir ChatGPT çıkaramıyordu. Yani ChatGPT kodlayamıyorlardı. Genel olarak hiçbir şey kodlayamıyorlardı da neyse. Şu anki ChatGPT de sadece şu ana kadar teknolojiyi biliyor ve onun kodunu yazıyor. ChatGPT'den sonra bilgisayar mühendisleri bir yıl içinde bir sürü ünlü yazılım çıkardı. Sora, Gemini, Llama, Claude, Suno, DALL-E bunlardan birkaçı. Ve bunların kodunu ChatGPT yazmadı. Zaten yazamazdı. İkincisi, yapay zekayı başka bir sisteme entegre eden birine ihtiyaç var. Örneğin ben çağrı merkezinde Hindistanlılar yerine ChatGPT'yi çalıştırmak istiyorum. Fakat bunu nasıl yapacağım? Şirket numaramı arayanlarla ChatGPT'nin konuşmasını sağlayacak bir yazılım
yazılıma ihtiyacım olacak. Diyelim biri geldi ve bunu yaptı ve hadi diyelim ona bir daha gerek kalmadı. Böyle bir şey mümkün değil ama hadi olsun. Yazılım işlerinin birçoğunda müşteri ne istediğini veya istediği sistemin neye ihtiyacı olduğunu, ileride nasıl güncellemeler yapacağını bilmiyor. Örneğin ChatGPT kullanırken fark etmişsinizdir. Ona ne kadar kesin talimatlar verirseniz o da o kadar iyi cevap verir. Örneğin bir hastane için hasta verisi saklama sistemine ihtiyacınız var. Bunu ChatGPT'ye başarılı bir şekilde anlatabilmeniz lazım. İhtiyaçlarınızı belirtebilmeniz lazım. Ve diyelim bunu başardınız ve ChatGPT size bir sistem kurdu. Ama sistem kurarak, yani çalışan bir sistem kurdurarak iş bitmiyor. Örneğin sistem hasta verilerini güvenli bir şekilde saklıyor mu? Düzenli yedekler alıyor mu? Yeni personelin kaydının yapılabilmesini sağlıyor mu? Veya bunları yapması gerektiğinden haberi var mı? Bunların hepsinin konuşulması gerek. Ve gerçekte de bu konuşma işlemini müşterilerle yazılımcılar yapıyor. Müşteri belki bir yazılım kursuna gitse bunları öğrenir ve ChatGPT'ye istediği sistemi kurdurabilir. Ama hazırda yazılımcılar varken buna ne gerek var? Hadi diyelim bütün sistemi şakkadanak yazan bir yapay zeka yazılımcı çıktı. Bütün testleri, işte yedekleri, her şeyi göz önünde bulunduruyor. Biraz da performanstan konuşalım. Şu anki yapay zeka yazılımcılar kendilerine verilen görevlerin ancak %19'unu yapabiliyor. Ki bu oldukça düşük. Ama diyelim gelecekte bu artacak ve %80 olacak. Soru şu: geri kalan %20'lik işi kim yapacak? Kodun %80'i doğru çalışan bir hastane sistemi çöptür. %99'u doğru çalışıyor olsa bile geri kalan %1'i halletmek için bir uzman gerekecek. Uzun lafın kısası, yazılım yapan yapay zekayı yazılıma ihtiyacı olan müşteriler değil, yine yazılımcılar kullanacak ve yapay zekanın takıldığı yerde onlar müdahale edecek. Daha önemli ve öngörü yapması zor olan soru ise şu: yapay zeka sayesinde yazılımcıların işi çok kolaylaşırsa ve bir yazılımcı iki yazılımcının işini yapmaya başlarsa şirketler daha az yazılımcı işi alır mı? Ve dolayısıyla yazılımcılar işsiz kalır mı? Öncelikle söyleyelim, yazılımcıların işi zaten kolaydı. Yazılımcılık eski kodu tekrar tekrar kullanabilmektir. Örneğin ben kendi işim için yapay zeka yaratacağım zaman yapay zekayı baştan kodlamıyorum. Hazır kodları kullanıyorum. Ki onda bile takılınca internette çözüm arayıp bulduğum kodu kopyalayıp kendi koduma adapte ediyorum. ChatGPT bu 3 adımı, yani ara, kodu kopyala ve adapte et adımlarını 1'e indiriyor ve bu sayede büyük oranda verimliliğimi arttırıyor. Böylece ben dikkatimi daha zor kısımlara verebiliyorum. Ve burada benimle aynı iş yapmakta olan bir kişi daha olsaydı işler çok çabuk bitmeye başlardı. Ama öyle biri yok. Edinburgh Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 180 hocayız ve bu kalabalığa rağmen herkes farklı konularda çalışıyor. Ve unutmayalım ki yazılımcılar masraflı. Ve ben küçük ve orta ölçekli şirketlerde aynı iş için birden fazla yazılımcı çalıştırabileceğinden şüpheliyim. Yani fabrikada işçi olmak gibi bir şey değil bu. Uzmanlaşma gerektiriyor. Diyelim ileride yazılımcıların işini yapan yapay zekalar sayesinde gerçekten de şirketler daha az yazılımcıya ihtiyaç duyacak. Fakat böyle bir durumda neden şirketler yazılımcıları işten çıkarıp küçülmeye gitsin? Daha fazla iş alıp büyümek daha mantıklı. Peki daha fazla iş olanağı olacak mı? Bence yapay zekanın gelişmesi yazılımcılar için daha fazla iş olanağı sağlayacak. Yapay zekanın insan işini kolayca yapmaya başladığını görürken şunu unutuyoruz: yapay zeka gelişirken aynı zamanda masrafsız ve kolayca erişilebilir bir hale geliyor. Ve çağrı merkezi örneğindeki gibi yazılımcılar için yeni iş olanakları yaratıyor. Yapay zeka kullanabilmek için gereken yazılımcı sayısı, yapay zeka yazılım yapıyor diye gereksiz kaçan yazılımcı sayısından bence daha fazla olabilir. Ama bunu izleyip göreceğiz. Şu bir gerçek ki yapay zeka yazılımcılığı bitirmeyecek ama yazılımcılığı dönüştürecek. Bunun bir benzerini web sitesi programlama konusunda yaşadık. Bundan 20 yıl önce web siteleri lükstü. Sıfırdan kodlanıyorlardı ve iyi kodlanamazlarsa da kötü gözüküyorlardı. Genç arkadaşlar akrepnalan.com'a bakıp bu konuda feyiz alabilir. Şimdi ise hazır sitelerden kolayca yapılabiliyorlar. Hatta siteye gerek yok, bir Instagram sayfası aç gitsin. Bu kolaylık sayesinde mahalledeki bakkalın bile kişisel bir sayfası var. Sıfırdan web sitesi kodlayan bir meslek kalmadı ama sosyal medya yöneticisi çıktı mesela. Yapay zekanın da bu şekilde yazılımcılığı dönüştüreceğini söyleyebiliriz. Yani bugün birçok iş yapay zeka sayesinde en azından bir miktar otomatize edilebiliyor. Bu yüzden insanlar işlerini yapay zeka kullanan yazılımlarla yapmak isteyecekler ve bu tip yazılımlara rağbet artacak. O yüzden bu tip yazılımlar ortaya çıkmaya başlayacak ve bu tip yazılımları kodlayan yazılımcılara ihtiyaç doğacak. İyi yazılımcılar da yapay zekadaki bu trendi kendi avantajlarına kullanacaklar ve yazılımdaki gelişmelere ayak uydurarak bu işten kar edecekler. Bence buradaki en can alıcı nokta
da şu: yazılımcılıkta olduğu gibi diğer uzmanlık gerektiren meslek dallarında da bir yapay zeka tehlikesi var. Yapay zeka bu işleri o mesleklerin elinden alacağı söyleniyor. Ama yapay zeka sadece yapay zeka kodlayanlara yeni istihdam sağlayabiliyor. Ya da yapay zekayı kullanacaklara. Yani yapay zekadan herkes korkması gerekiyorsa bile yazılımcıların daha az korkacak şeyi var. Çünkü krizi fırsatı çevirebilirler. Özetle ben bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği tercih edecek arkadaşların şu an için endişelenecek çok bir şey olmadığını düşünüyorum. Bir de açıkçası şunu söyleyeyim. Eğer bir mesleği en iyi okulda okuyorsanız o meslek ortadan kaybolmadıkça her halükarda iş buluyorsunuz. Yani çöp mühendisliği okusanız en iyi çöp mühendisi siz olursunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin en iyi okullarında okuma şansınız oluyorsa hiçbir zaman korkacak bir şeyiniz olmuyor. Ki hatta alakasız bir bölüm okusanız bile sonradan başka uzmanlıklar edinip başka bir dalda çalışma olanınız da oluyor. Örneğin Bilkent Fiziği 1. bitiren bir arkadaşım vardı. Şu an Norveç'te yazılım mühendisi olarak çalışıyor ve halinden gayet memnun gözüküyor. Eğer böyle bir şansınız yoksa bile trend alanlarının peşinden giderek kendinize fırsatlar yaratabilirsiniz. Örneğin şu an yapay zeka revaçta ve bu yüzden yapay zeka ile çalışan yazılımlara ihtiyacı olacak ve bu yazılımları kodlayabilen yazılımcılara ihtiyacı olacak. Siz de bu yazılımcılardan biri olabilirsiniz. Ve bu trendi kaçırsanız bile ve ortada örneğin çok fazla yapay zekada uzmanlaşmış yazılımcı olsa bile korkup ben her şeyi kaçırdım, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye üzülmenize gerek yok. Çünkü trend alanlar değişiyor ve sizin için yeni fırsatlar doğuyor. Örneğin ben okurken 2014-2015 yılları gibi trend mobil uygulamalardı ve bize sürekli mobil uygulamalarda uzmanlaşın diyorlardı. Ben bu tavsiyeyi dinlemedim ve bu treni kaçırdım. Kaçırmasaydım belki güzel işlere imza atabilirdim, iyi para kazanabilirdim. Ki bizim zamanımızda Flappy Bird diye bir oyun çıkmıştı. Adamın biri böyle bir haftada milyonlar falan kazandı böyle saçma sapan bir oyun yazarak ve ilham verici bir hikayeydi gerçekten. Ama olmadı. Onun yerine doktoraya başladığımda yeni bir alan çıkmıştı ve o alanı benimsedim. O alanda uzmanlaştım. Bu da çok işime yaradı. Kariyerimde yükselmemi sağladı. Ve o ana kadar hep düşünüyordum. Ben treni kaçırdım. İşte ben şu yazımda uzmanlaşamadım. Şu alanda uzmanlaşamadım vesaire vesaire. Ama sonradan gördüm ki her zaman yeni fırsatlar doğuyor. Yeni fırsatlar yeni uzmanlıklar gerektiriyor. Ve bu yeni uzmanlıklara adapte olabilenler kazanıyor. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu izleyen ve tercih döneminde olan arkadaşlar varsa sorularını yorumlar bölümüne yazabilirler. Ve ben de yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler. Videonun devamı için beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.